geldiniz. Ben Sevilay. Bugün sizlere kumpir yapacağım. Kumpir dışarıda yemeyi sevdiğiniz lezzetlerden bir tanesi ama evde de yapmamız mümkün. Yapımı çok kolay çünkü. Sadece patatesi, pişirme süresi biraz uzun. O zaman kumpirimizin yapımına geçelim. Kumpir için gerekli malzemeler 2 adet büyük boy patates, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri, 4-5 adet kornişon turşu, 4 çorba kaşığı haşlanmış mısır, 1 kase Amerikan salatası, ketçap, mayonez ve tuz. Patatesimi güzelce yıkadım, dış kabuklarını güzelce fırçalayın. Ben patatesin dışını fırçalamak için ayrı bir fırça bulunduruyorum. Onu temizleyip sonra kaşıkların olduğu yere koyuyorum. Çünkü dışında kum oluyor. Böyle patatesin kabuğuyla birlikte pişirdiğimde güzel temizlenmesi gerekiyor. Şimdi böyle yağlı kağıtlara saracağım patateslerini. Bunun üzerine alüminyum folyo da sarabilirsiniz. Ama zararlı olduğu için direkt alüminyum folyo sakın sarmayın. Ben sadece yağlı kağıda saracağım. Çünkü alüminyum folyo yok artık kullanmadığım için. Ama yağlı kağıdın üzerine yine sarabilirsiniz. Ama direkt patatesi kesinlikle. Şimdi önceden ısıtılmış 210-220 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar patateslerimi güzelce pişireceğim. 50 dakikada da pişebilir, kontrol edin. Ama 1 saatte tamamen yumuşacık oluyorlar. Şimdi patateslerimi fırına veriyorum. Patateslerimi fırından aldım. Dokunduğumda bile yumuşacık. Fırında çok güzel bir şekilde 1 saatte pişiyorlar. Şöyle bir bıçak yardımıyla ortalarını açıyorum. İlk önce şöyle şu küçük olandan başlayayım. Böyle ufak, çok büyük olmayan, patatesten çok büyük olmayan bir kaba yapabilirsiniz kumpirlerinizi. Şimdi şöyle içini bıçak yardımıyla kenarlardan, kabuktan ayırıyorum. Patatese bu kıvam verecek olan kaşar peyniri ve tereyağı. Şöyle bol bol içine rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. Biraz da şöyle tereyağı, bir patates için bir çorba kaşığı tereyağı ideal olacaktır. Tuz da koyacağım ama şöyle önce bir güzelce patatesimle kaşar peyniri ve tereyağı bütünleşsin. Patatesimi tereyağı ve kaşar peyniriyle güzelce karıştırdım. Bu kumpir kıvamına geldi. Şimdi tuz atalım. Patatesimizi lezzetlendirelim. Şöyle tekrar karıştırayım. Patatesimi tuzla da lezzetlendirdim. Şimdi geldi artık malzemeleri koymaya. Bundan sonrası artık sizin damak zevkinize kalmış. Ne seviyorsanız onu koyun. Ben en çok Amerikan salatası seviyorum. O yüzden böyle tabanına bol bol Amerikan salatası koyacağım. Turşu mısır çok seviyorum. Bol bol şöyle mısır koyuyorum. Sosisli seven olabiliyor. Tüm malzemelerden karışık seven olabiliyor. Dediğim gibi bundan sonra istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Şöyle biraz da turşu. Ben zeytin de çok seviyorum. Siyah zeytin, yeşil zeytin. Şimdi siyah zeytinim vardı. Siyah zeytinden koyacağım birazcık. Zeytinlerimi de koydum. Ev yapımı kumpirim hazır. Yapımı da ne kadar kolay görüyorsunuz. İsterseniz üzerine ketçap, mayonez sıkabilirsiniz. Tercihe bağlı olarak. Kumpirim hazır. Bugün sizlere evde kumpir yapımını gösterdim. Mutlaka siz de evinizde kumpir yapmayı deneyin. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşça kalın.